İslam dünyasının problemi 12 yıl hilafet makamında kalan Hazreti Osman'ın ilk döneminden sonraki ikinci dönemi, yani ikinci 6 yılında. Ne oldu? Ümeyye oğulları dediğimiz, yani Ebu Süfyan ailesi, peygamber döneminde Mekke'de, Mekke'yi yöneten aile, bunlar siyasi bir aile. İyi kötü yönetimi bilirler, dengeleri bilirler, şeyleri bilirler. Aristokratlar. Aristokratlar. Osmanlı halim selim bir insan, biraz da akrabaya düşkünlüğü var. Ve Emeviler, yani Ümeyye oğulları, devlet çarkını ellerine geçirdiler. Küfe'ye onlardan biri vali oldu. Basra'ya onlardan biri vali oldu. Şam'a işte Muaviye oradaydı. Mısır'a birisi, Yemen'e birisi. Ve bu Ümeyye oğullarının, bu valilerin yönetiminden, tavırlarından halk bizar olmuştu, şikayet ediyordu. Şu kadarını da söyleyeyim. Ümeyye oğulları, Hazreti Peygamber Mekke'ye girdiğinde 630 tarihinde Ebu Süfyan ailesi, alternatifsizlik sonucunda Müslüman olmuşlardı kanaati tarihçilerde var. Yani tamam. Başka bir gidecek yeri. Ve Ümeyye oğulları devletin bütün çarkını eline geçirdiler. Halktan şikayetler başladı. Mektuplar yazıyorlar halifeye. Vali böyle yapıyor. Vali şöyle yapıyor. Sonra heyetler gelmeye başladı İslam dünyasının dört bir tarafından. Fakat Osman'ın etrafındaki Ümeyye oğullarından onun danışmanları, yardımcıları, bunlar diyor hikaye uydurup, hikaye bunlar, Ali'nin adamları, Ali bunları fitliyor, sen ona şöyle etme, böyle etme, bilmem ne, gel git kar etmiyor. En sonunda heyetler halinde Mısır'dan, Küfe'den, Basra'dan, Yemen'den heyetler halinde insanlar geliyorlar Medine'ye. Hazreti Osman'a diyorlar ki, ya bu valileri görevden alacaksın veyahut istifa edeceksin. Bunu valilerine soruyor Osman. Özellikle Muaviye, Şam valisi. Şam dediğimiz zaman bugünkü Suriye ve Ürdün eyaleti demek o. Sen diyor Allah'ın... Fitrin ateşlendiği yer burası. Burası. Tam burası. Evet. Muaviye diyor ki, sen Allah Resulü'nün halifesisin. Müminler seni seçti. Niye istifa edeceksin? Ölene kadar orada kalırsın. Ama diyor çok baskı yapıyorlar bana. Baskı yapsınlar diyor. Onlar fitne üretiyorlar, fesat üretiyorlar. Biz Müslümanların huzuru, refahı için 24 saat çalışıyoruz. Şöyle ediyoruz, böyle ediyoruz. Ve bir türlü şey olmuyor. Ne istifa ediyor Osman, ne de o valileri değiştiriyor. En son evini sarıyorlar. Su getiremesin, dışarıdan yemek alamasın. Hazreti Ali o dönemde kendi çocuklarına yemek verdirip her gün ona yemek gönderiyor. Fakat ortada şu da var, bir gerçek var. Medine halkı da pasif direnişte ve o gelen asilere destek veriyorlar. Pasif bir destek veriyorlar. Yoksa Medine'de eli silah tutan en az 20 bin kişi var. Bu gelen asiler 2 bin kişi, tükrükle boğarlar bunları. Yani mesela Hazreti Ayşe'nin durumuna bak. Osman'la konuşmuyor bile. Küsler. Herkes Osman'ı tenkit ediyor. En son kaç Osman. Kaç yaşında Hazreti Osman bu arada? Hazreti Osman 70'in tabii yukarı yani son yıllar. Şimdi bunun üzerine çok sıkışınca İstifa edecek Muaviye diyor ki istifa etme. Ama diyor ki evimi sardılar, bilmem ne ettiler. Ha ben sana yardım gönderiyorum, korkma diyor. 40 gün evi sarılı kalıyor. Muaviye bir tabur asker gönderiyor. Tabur komutanına talimatı şu. Diyor ki Medine'ye girmeyeceksiniz. Medine'nin 5 kilometre dışında konuşlanacaksınız. Benden emir almadan hiçbir harekata kalkışmayacaksınız. O asiler Osman'ın evini sararken Muaviye'nin gönderdiği asker Medine dışında duruyor, olaylara müdahale etmiyor. Buradan devam edeceğiz reklam sonrası. Peki. Ya çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Evet. Sıradaki şehitülketv.com.tr adresi soru, görüş ve katkılarınızı bekliyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamdan sonra buradayız.
Hazreti Osman'ı kim öldürdü? Oradan devam ediyoruz. Evini muhasara ettiler. 40 gün kadar sürdü bu muhasara. Muaviye'nin gönderdiği birlikte Medine dışında konuşlandı. Hiç olaylara müdahale etmiyor. Ve Osman'a da devamlı haber gidiyor, istifa etme. Sonunda o insanlardan birileri evinin penceresinden, bacasından içeri girdiler. Ve o sırada yaşlı, Kur'an okumakta olan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Karısı Nail'e kocasını korumaya kalktı. Bir kılıç darbesiyle de onun 4 tane parmağı kesildi. Hadise bu şekilde neticelendi. Ve Medine halkı hiç karışmadı. Bir sessizlik düştü Medine halkının üzerine. Hazreti Osman'ın naaşı 3 gün evde kaldı. 3 gün. Kimse kaldırmaya cesaret edemedi. 3 gün sonra naş kaldırıldı. Cenaze namazını da bizim klasik İslam tarihlerinin rivayetlerine göre kimileri 4 kişi sadece kıldı. O da cemaatle değil, ha, tek tek. En yüksek rakam veren rivayetler diyorlar ki 7 kişi kıldı. Ve korkularından Hazreti Osman'ın naşını Cennetül Baki mezarlığın içine gömemediler. Mezarlığın duvarın dışında yolun yanına bir çukur açıp gömdüler. Hava böyleydi orada. Medine'de bu durum böyle olunca tabi senaryo esas buradan başladı. Numan bin Bişr diye birisi güya Nail'in yazdığı bir mektup Muaviye'ye, Osman'ın kanlı gömleği ve Nail'in kopmuş 4 tane parmağını bu Numan bin Bişr denen adam aldı, atına atladı, doğru Suriye'ye geldi. Geldi, bunları Muaviye'ye teslim etti. Muaviye Şam Ümeyye Camii, Şam'daki caminin minberine Osman'ın kanlı gömleğini astı. Nail'in parmaklarını da oraya teşhir etti orada. Nail'e de Hazreti Osman'ın Şam bölgesinin en büyük 2 kabilesinden birisi olan Kelp kabilesinin reisinin kızı. Kelp? Evet, o dönemde böyle kullanılan bir isim bu. Türkçe'de köpek anlamına geliyor. Ve Muaviye özellikle Kelp kabilesini, işte sizin damadınızı, eniştenizi öldürdüler, şöyle ettiler, böyle ettiler diye korkunç bir tahrik propagandasına, kara propagandaya başladı. Şimdi henüz ortada bir şey yok. Ne Hazreti Ali var, ne şu var, ne bu var. Sadece Osman'ın katli meselesi var. O konuşuluyor. Geldiler. Sıffin denilen yere, ondan önce Hazreti Ali mektuplar gönderiyor Muaviye'ye. Yani diyor ki Müslüman kanı akmasın. Sen bir valisin, bilmem şusun. Gel bana biat et. Muaviye yazdığı mektupların bir kısmı kaynaklarda var. Önce Hazreti Ali'ye diyor ki, daha önce sadece Osman'ın kanını iddia ediyordu. Diyordu ki katilleri bul. Yetki olarak da kendisi İsra suresinin 33. ayetini o da kendine dayanak yapmış. Ben şeyin varisiyim. İşte Osman'ın, o ayetin Osman'ın şeyi şöyle. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim zulmen öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir. Yani varislerine vermişizdir. Osman'ın oğulları onun varisleridir. Senin ne alakan var onun varisleriyle vesaire? O da oradan tutmuş. Şimdi Hazreti Ali'nin gerek gönderdiği elçilere, gerek gönderdiği mektuplara cevaben diyor ki, önce diyor, sen diyor, yüklenmiş olduğun şu emirlik görevinden vazgeç. Müslümanlar kendi işlerini kendi aralarında müşavere ile yapsınlar. Bak Osman'ın katlinden iş nereye döndü? İstifa et diyor. Sen devlet başkanlığı. Yani bugün siyasiler nasıl yapıyorlarsa o gün de siyasiler aynı şeyi yapıyorlar. Hatta bunlardan Mısır valisi Kays bin Sad'ı Muaviye'ye gönderiyor. Muaviye o yanı kıvırıyor, bu yanı kıvırıyor. Kays ona aynen şunu söylüyor. Diyor ki ey Muaviye, bütün halk senin gerçekte Osman'ın kanını talep etmediğini bilir. Numara yapma diyor. İmamet ve riyaseti elde etmek için bahane arıyorsun diyor.
Şimdi Osman'ın kanını bir tarafa bırak diyor. Şimdi Kıvali. Şimdi olmadı nihayetinde hadiseyi, işte o İsra ayeti meşruiyet sağladı. Böylece dini bir ihtilaf gibi kendi etrafındaki alimler, işte müsveddeler, şunlar bunlar onun tarafına ağızlarında. Bu belamlar, ayet. Belamlar. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İşte varislerine vermiş. Hazreti Muaviye de Kur'an'ın kendisine verdiği bu emri, bu hakkı, bunu savunuyor. Allah'ın emri yerine gelsin. İslam hukuku tatbik edilsin. Kur'an ayeti tatbik edilsin diye mücadele ediyor. Kılıf da böyle. Yüksek bir mücadele. Şibin ölü burada çıkıyor. Bakın şimdi dikkat edin. Burada bizi dinleyenlere sesleniyorum. Hazreti Ebu Bekir halife seçilirken kriter olarak ne aranmıştı? Mesela Hazreti Ebu Bekir iyi bir iktisatçıdır, devleti iktisaden iyi yönetir diye mi seçtiler? Hayır. İyi bir askerdir, ordu komutanı askerlikten iyi mi anlar? Hayır. Yabancı dil bilir, diplomattır, siyaseti bilir? Hayır. Ebu Bekir'i seçmelerin kriterlerini zaten Ömer konuşmasında demişti. İlk Müslümanlardan olması, peygambere yakın olması. Ömer'in seçimi de böyledir. İlk Müslümanlardan ve peygambere yakın. Osman'ın da seçimi böyledir. Peygambere yakın damadı Memne'yi. Ümeyye oğullarından karizması olan İslam dünyasında Müslümanlar arasında bir tek Osman'dı. Muaviye henüz Osman katledilmeden şunu gördü. Ömrünün sonuna gelmiş bir ayağı çukurda olan Osman. Ölürse kendi eceliyle, süresi dolarsa artık Ümeyye oğullarından hiç kimse hilafet yüzü görmeyecektir. Ailelerinde böyle karizmada insan yok. Ha, ne yapılması lazım? Bu iktidarı da bırakmamak lazım. Bütün şehir valileri, devleti Ümeyye oğulları yönetiyorlar. O halde yaşayan bir Osman 2 sene daha hilafet etsin. Bu mu bu çarkın devam etmesini sağlar? Yoksa katledilen bir Osman, kan davasına işi dökmek ve elinde silahlı güç var, düzenli ordu var, hilafeti, saltanatı ele geçirmek. Niyeti buydu ve bu yüzden de Osman'a istifa etme diyordu. Osman istifa ederdi o baskılar sonucunda. E beni öldürecekler. Ha, ben sana yardım gönderiyorum. O birliği de Medine dışında konuşlandırdı ve benden emir almadan kesinlikle Medine'ye girmeyeceksiniz dedi. Osman'ın öldürülmesini bekledi. Kanı üzerinden kabile taassubunu da harekete geçirerek, kan davasına, kan davasına sokarak, buna da Kur'an'ı alet ederek kısas emrini, şuyunu buyunu ve bunun mücadelesine girdi. Bu mücadeleyi de sonunda en son sıffında Kur'an sayfalarını şeylere takacak kadar işi oklara takacak. Nerin yazdıklarını hiç kale bile almadılar. Bir müfrezeyi şehrin girişinde bekleteceğine, evet, götür Hazreti Osman'ın kapısının tabii önünde canım, beklet. Tabii. Kuş uçurtma. Osman'ın ölüsü ona yarayacaktı. Bunu iddia ederim. Çünkü hadiselerin seyri. Ya siyaseten anlamıyordu, yaşlıydı. Ümeyye'nin şeytanların elinde oyuncak olmuştu. Hadise buydu. Muaviye'nin ihtiraslarına kurban oldu Osman. Onun katili Muaviye'dir. Birileri gene şimdi oradan sahabe, işte şöyle Hazreti Muaviye bilmem kardeşim.